Tarihe geçti bu adam. Dedi ki ben 4 dakikanın altında koşacağım ve koştu. 3 dakika 58 saniyede falan. Ama mesela son günlerin çok popüler bir şarkısı var. İşte uykular haram oldu, gençliğim talan oldu falan diye. Yani ya da ne bileyim işte slow bir şarkı dinleyip hocam ya 8 sene önceki aşkımı hatırladı. Oğlum sen kaç yaşındasın daha ne 8 sene öncesi ya neyi hatırlayabilirsin yani. Herkese selamlar, herkese merhabalar. Konumuz biraz daha umutsuzluk. Özellikle daha şimdiden böyle umutsuzluk besleyen, umutsuzlukla dolan taşan arkadaşlar var. Biraz bunu konuşacağız. Çünkü daha dönemin başında bu kadar umutsuzluk konuşmak bence çok yanlış falan demeyeceğim. Direkt saç olduğunu söyleyeceğim. Kıssanızda bunu paylaşmam lazım. Neden? Biraz bunun detayına girelim isterseniz. Çünkü bu nereden doğuyor? Birazcık onu anlatalım. Ha, son günlerin popüler şarkılarından olabilir mi? O da olabilir. Onu da konuşacağız. Uykular haram oldu. Gençliğim talal oldu falan filan. Onları da konuşalım birazcık. Ama önce şöyle başlayalım. 12'ler ve mezunlar. Şimdi biliyorsunuz bugünlerde bazı sınavlara girmeye başladılar. Sınıf belirleme sınavları. Evet yapılması lazım. Ben de ondan yanayım ama mesela diyelim ki bir öğrenci 3. sınıfa düştü. Bu öğrenciye şu deniliyor. Aslında denilmiyor da bu hissettiriliyor. Yani senin diyor şöyle hedefler koyman biraz saçma olur. Yani boş ver diyor. Yani sen bir nevi yani çalışacaksın ama çok da şey yapma gibi bakılıyor. İkinci sınıftaysa mesela bir öğrenci birinci sınıf derece tayfasıdır zaten. İşte bak hani ikidesin hani çok da ne bileyim öyle o kadar da kafada hedefi büyütmen ne bileyim ancak hani hep bir de var zaten o kadar kişi falan gibi. Ya bu ister istemez garip bir hal alıyor. Yani halbuki mesela ikinci sınıfın son 3 ilk 3 kişi arasında 3 sınıftan 3 kişi daha eksik olsa zaten direkt orta olacaktı. Yani böyle garip bir durum var. Hani bulunduğunuz sınıflar bile aslında sizin resmen umutsuzlukla alakalı ya da hayallere inanmakla alakalı birçok şeyinizi değiştiriyor. Hatta bazı psikolojik tespit var. Yani etrafınızdaki 5 kişinin ortalaması sizsiniz falan diye. Bu da ayrı bir konu. Yani resmen diyorlar ki yani etrafınızdaki 5 kişinin duygusal durumları, psikolojik durumu, işte yani birçok konudaki durumu aynı sizin hani ortalamanız gibi bir şey diyorlar. Bunun konuda dikkat etmek lazım. Neyse. Şimdi bunu niye saçma dedim? Önce şunu söyleyeyim. Şimdi yıllar öncesinde kendi dönemimden de hatırlıyorum. İşte 3 sınıf yükseleni mi ararsınız? Ortalama en az 2 sınıf yükselen mi ararsınız? Ki ben de onlardan biriydim. En az 2 tane sınıf yükseldiğimi çok iyi hatırlıyorum. İki arkadaş olarak çok iyi çalışmıştık. Yani önceki yıllarım çok vasattı benim. Hani gençliğim talan olmuştu. Sonradan çalışmaya başlamıştık. Hani aklımız başımıza gelmişti. İki sınıf yükselip hakikaten çok daha böyle iyi arkadaş ortamına falan girdiğimizi çok iyi hatırlıyorum. Çünkü o arkadaşlar pek çalışmıyordu maalesef. Neyse bunu dönelim sizin tarafınızda ne yaşanabilir? Şimdi şöyle bir şeye tanık oldunuz mu hiç? Ben çok fazla tanık oldum. Size de paylaşmak istiyorum. Mesela yıllardır okullara, kurumlara, kolejlere, seminerlere gidiyor. Bir önceki yıl diyelim ki o kurum işte 5 tane öğrencisi işte ilk 5000'de öğrencisi var. Bunu tamamen örnek için paylaşıyorum. Aradan 2 yıl geçsin. Aynı kuruma bir daha gider. Kurum kaliteyi bozmamışsa o 5 öğrenci sayısı 10-15 civarı ne kadar yükselmişti. Neden? Çünkü o 5 öğrencinin açtığı kapı diğer öğrencilere de ufuk olmuştur ve buna göre kalite sürekli artmıştır. Hoca buna göre anlatmıştır. Öğrenci buna göre dinlemiştir. Denemeler buna göre yapılmıştır vesaire vesaire. Hatta bazı okullar vardır. İşte böyle o okuldan hiçbir başarı çıkmamıştır o yıla kadar. İşte ne bileyim hiç 20 binde bir öğrencisi olmamıştır mesela. Eğer ki hedef 20 bin isteyen hayal eden birisi hiç o hedefe gidememiştir. Ve o öğrenci bir tanesi kırar bu kapıyı. Ertesi sene gidin bu sayı 2 ya da 3'e çıkar. Niye? Çünkü yapan birisi var ve peşinden giderim. Şimdi bunun arka planda bilinçaltında bir karşılığı var aslında. Hatta daha derin bir örnek vereyim size. Yaşanmış ciddi bir olay. 1948 yılında Roger Bannister diye bir adam, bir koşucu 4 dakikanın altında 1 millik mesafeyi koşan yok. Bunu duyuyor. O da bu hedefi koyuyor. Ben diyor koşarım diyor ilk defa. Yani ben koşmasam birisi koşacak. Kural olarak da kendine şöyle bir kural belirliyor. Diyor ki benden önce bunu yapamayanlar niye yapamadı? Çünkü yapan biri yok. Ama yapamayanlar niye yapamadı? Hataları neler? Bak burada sana ilk tüyoyu verdik doğru mu? Umutsuzlukla alakalı kim konuşuyorsa bil ki emin ol çok fazla arka planda hatalar var. Bu hataları teker teker not al. Mesela akıllı telefonda 1,5-2 saate mi gidiyor? Not alsana bunu. Yarım saate dönsene işte sosyal medya diyeti sayesinde. Dön bu tarafa. Mesela çok gördüğün hata var. Bir atıyorum bir sevgilisi var arkadaşının ve ya ömrü gidiyor ya. Sen farkındasın. Ömür gidiyor orada. Yani hiç böyle ders çalışmıyor. Aklı orada ayar. Ya not al işte bu hatayı yapma sen. Dön bu tarafa. Bir şekilde bu hataları not alarak hani o yıldır Roger Bannister farklı bir şey düşünüyor tabii. Koşularla alakalı. Tarihe geçti bu adam. Dedi ki ben 4 dakikanın altında koşacağım ve koştu. 3 dakika 58 saniyede falan. Ama asıl mesele bu değil biliyor musun? Ertesi yıllarda yaşananlar çok daha garipti. Çünkü bu hikayeyi herkes duydu. Tüm koşuculara anlatıldı bu. 1 millik mesafeyi dediler ki biz de 4 dakikanın altında koşarız dediler. Ve ertesi yıllarda 50 kişi, sonraki yıllarda 300 kişiye kadar 4 dakikanın altında koşuldu bu mesafe. Ya bu birçok kişinin ufkunu değiştirdi. Demek ki bir kapı açılırsa arkadan gelenler de yeni kapılar açabiliyor. Resmen böyle zincirleme devam ediyor. Şimdi sana dönelim. Senin kurumunda bu kapıyı açmamış birisi dahi olsa birinci ihtimal sen bu kapıyı açabilirsin. İlk kişi sen olabilirsin orada. Bu bir. İkincisi. Hocam bizim kurumda yok ama dedin. YouTube'da bunu yapanlar var.
Hani ben bunu bazen şöyle de söylüyorum. Mesela okuldaki, kurstaki mesela çok ciddi paralar verip kurslara, kolejlere yazılanlar var. Ama öğrenci söylüyor ki hocam diyor şu kadar para verdim. İşte 20 bin liraya kaydoldum diyor. 10 bin lira para verdim diyor kursa. Hocam diyor matematikimiz çok kötü diyor. Ya da ben sevemedim diyor. YouTube var. Dön bu tarafa işte bak orada bir sorun yaşadıysan bu hatayı yapma sakın. İşte hata var evet orada bir sıkıntı var. Dön bu tarafa bu hatayı buradan telafi et. Çünkü burada telafi edemezsen orası gidecek. Yazık olacak orada. Para da boşa gidecek. Senin o hedefin de boşa gidecek. Birçok kişi bunlara çözüm üretmediği için bu umutsuzluk sistemin içinde maalesef kaybolup gidiyor. Evet, bazen insan düşünüyor. Ben de hocam herkes gibi sıradan takılayım ve yolun sonu ne olacağı belli olmasın diyor ama hayır bu bizim için iyi bir şey değil. Bu umutsuzluğu şimdiden yıkmanız lazım. Hatta bir de şu var. Peki evde çalışan mezunlar ne yaptı? Hiç düşündünüz mü bunu? Evde çalışıyor bir mezun. Girdiği bir seviye belirleme sınavı dahi yok. Yani çözüyor ama evde çözüyor. Kendi kendine çözüyor. İşte şu kadar netim var. Yükselişini görüyor falan filan. Bu adam ne yapacak? Hangi sınıfta olduğu belli değil. Aslında bir şey değil mi? İlerleyen yıllarda göreceksiniz evde çalışan mezunlardan çok büyük başarı hikayeleri çıkacak. Çok çok. Şu an hala oluşum aşamasında. Ben böyle 2023'te falan böyle zirve yapacağını düşünüyorum. Yani çünkü niye? Artık herkes evlere dönüyor. Evde mükemmel YouTube desteği var. İşte planlamalar oturuyor falan filan. Orada bir patlama yaşanacak ama biraz daha erken. Çünkü tam bir oluşum içinde. İnşallah bu seneden beni şaşırtırsınız da böyle aranızdan ilk defa bunlar da çıkar. Neyse toparlayalım biraz daha. Ben bu mutsuzluk olayını birkaç bağlantı daha kurayım. Çünkü sonunda olumluya bağlamamız lazım bunu. Mesela son günlerin çok popüler bir şarkısı var işte uykular haram oldu, gençliğim talan oldu falan diye yani gençlerin dibine dolaşıp duruyor bu. Ya ama şarkılar bile bizi bilinçaltımızı vallahi etkiliyor. Yani tamam sevebilirsiniz de ben pek dinlemiyorum bu tarz şeyleri. Eskiden çok dinliyorduk. Şimdi aranızda mesela vardır böyle underground rap işte hep isyan var şeyler dinleyen vardır. Ya da ne bileyim işte slow bir şarkı dinleyip hocam ya 8 sene önceki aşkımı hatırladım. Oğlum sen kaç yaşındasın daha ne 8 sene öncesi ya neyi hatırlayabilirsin yani daha geçen ay istediğin konuyu hatırlamıyorsun nasıl oldu bu hani şu müziğin böyle bir tesiri var yani o da ayrı bir olay da ya dinlediğimiz müzikler bile aslında bizim yolculuğumuzu değiştirebiliyor. Etrafımızdaki 5 kişi hakikaten bizim kaderimizi değiştirebiliyor. Bulunduğumuz ortamlar bizim yolculuğumuzu ciddi anlamda değiştirebiliyor. O yüzden varmak istediğim sonuç şurası. Eğer ki dış alemde dış dünya bu kadar seni olumsuzluğa iterse kitaplarına dön. Dön kitaplara, oku. Vallahi bak oku. Seni en çok motive eden kitapları oku. İster bu kitapları işte kurgu roman olsun, ister aksiyon, ister manevi kitaplar fark etmez. Dön oraya. Oradaki dünyaya dön. Hani Cemil Meriç'in bir sözü vardı ya, kitaplar diyor benim için limanlar gibiydi. Dışarıda öyle insanlar bulamadım ama kitaplarda buldum diyordu. Sen bunu YouTube videolarında ara. Sana güvenen ya da ne bileyim seni tanımasa bile güvendiğini hissettiren kişiler var. Onları dinle biraz. O insanlar sana illa umut versin diye değil ama konuşmak, dertleşmek için yap. En basit kendimden bir örnek vereyim mi? Eğer ki bu dediklerimi anlatıyorsam sana emin ol hepsini yaşamışımdır. Yıllar önceki bene gideyim şöyle. Yıllar önceki eğer ben dediklerimi, şu anlattıklarımı yapmıyor olsaydım benim hiç koçluk işine girmemem lazımdı. Küçücük bir şehirde hiçbir koçluk ofisi kurmamam gerekiyordu. Hiçbir zaman bir gri planlama defterimde Türkiye'de ilk defa böyle bir şeye cesaret etmemem gerekiyordu. Hiçbir kitaba danışmanlık yapmamam gerekiyordu. Hiçbir seminere, fuara gitmemem gerekiyordu benim. Neden? Çünkü etrafta hep eleştiren birileri vardı. Hala var mı? Hala var. Hem de hiç bitmeyecekler. Hep konuşacak onlar. Ya bu adam ne yapabilir ki de hep söylesin dursunlar. Vallahi billahi umurumda değil. Bilselerdi söylemezlerdi diyorum ben. Etrafındaki birçok böyle umutsuzluk cümlesi hatta bu ailenden dahi olur. Bırak söylesinler. Belki de bazen senin ilin için söylerdi. Bilmiyoruz bunu ama biraz sabırlı ol. Ve hep şunu söylüyorum. Eğer inandığın bir hedef varsa ve çok ütopik bir şey değilse bu. Eğer gerçekten ulaşılabilir sayılarla, rakamlarla ispatlanmış, duygusal olarak inandığın bir şeyse bu. Bize bunu ispatla güzel insan olur mu? Yıl sonunda ispatla, tercih sonuçlarını ispatla. Biz de senin o hikayeni bir şekilde okuyalım. İlla videoya gelmesen bile en azından bir kere somut olarak okuyalım. Bu umutsuzluk bu dönemde değil. Her dönemde çok çok fazla. Ben inanıyorum günün birinde Türkiye'deki birçok genç bu umutsuzluk sloganlarını, klişelerin hepsini yerle bir edecek. Tamamen umut dolu bir yolculuk başlayacak. Bunun için biraz daha zamana ihtiyacımız var. Sizler belki bu umut noktasını çok büyük bir noktaya getirirseniz, güzel noktalara getirirseniz arkanızdan gelen nesiller de, öğrenciler de inşallah bunu başaracaklardır. Kendinize çok çok iyi bakın. İyi çalışmalar. Allah'a emanet olun. Güle güle.